arkadaşlar, bugün söz verdiğim gibi yeni kitap seviyesine başlıyoruz. Evet, yine okumama gerek yok. Fırtınalar ve İlkoyan'ın geldiği. Kısa videomu izlemeseydiniz onu da hemen izleyebilirsiniz. Aşağıdan. Yani burayı göstermiştim. Şimdi detaylarıyla anlatacağım. Bunlar CD. CD'leri bilgisayarınıza takıyorsunuz. Ama tabii normal bilgisayarlara takılmıyor. Evet, şimdi gerçek kitabımız başlıyor. Zaten bunu izlemeyenler biliyor. Evet, yanardağlar, hortumlar. Evet, burada bunlar şimşek. Sonra hemen detaylı anlatacağım. Hortum. Kasırga. Ben de zaten göremiyorum size gözler. Ne? Tip. 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 Yani. Bu da herkesin bildiği gibi. Sel. Bu da. Biliyorsunuz. Kurak, kuraklık, orman yangını ve deprem. Bunu da biliyorsunuz, tsunami. Şöyle çığ düşmesi. Yanardağ patlaması. İşte iklim değişimi. Yani arkadaşlar, ilk iklim değişiminden başlayayım. İklim değişimi kutupların sıcaklaşmasına denir. Yani benim bildiğim kadarıyla öyle. Yani şöyle, şimdi size neydi adı? Tsunami. Tsunami'yi anlatayım. Tsunami oluşması için ilk önce denizdeki tüm suyun çekilmesi gerekiyor. Sonra da bir anda su kendini bırakmalı. Ben de öyle biliyorum. Orman yangını ise çok bol ama bol ormanlıklarda birisi ateş yakıp yerlerden ağaçlara tıklar şey çok büyürse orman yangını olur. Hortum, yani çok güçlü rüzgara gelir. Kasırga da çok güçlü rüzgara. Gelgit suyun içindeki çok güçlü rüzgara denir. Evet. Bu için teşekkürler. Bunu ben okuldaki kitap fuarından aldım. Bay bay.